Gülfem, yüzükleri ver. İzni. Yüzükleri takmadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Buyur. Söyle oğlum. Seni dinliyoruz. Nereden başlasak? Herhalde en başından anlatmak lazım, değil mi? Yoksa sen mi anlatmak istersin? Hayır. Gelin hanım, iyice utandı. O zaman ben başlayayım. Biz kendimizi bildiğimizden beri Feraye ile birbirimizi çok seviyoruz. Yani o kadar farklı bir bağ var ki aramızda. Öyle çok şey yaşandı ki. Yani bu konağın bahçesinin her yerinde bir sürü anımız var. Öyle değil mi Feraye? Ya ben o kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Tabii tabii, seni bilmemen çok normal ama. Yani biz ilkokulu bitirdiğimiz zaman sen liseye İstanbul'a gittin. Sonra da üniversiteye yurt dışına. E orada da kaldın. Sen burada bizimle hiç olmadın ki. Haklısın. Doğru. Benim babam yoktu. Feraye'nin annesi. Biz de çocuk aklımızla oyunlar oynayıp avuttuk birbirimize. Sonra bu safir yüzüğü alıp Feraye'nin yanına gittim. Ona büyüyünce evleneceğim kıza takacağımı söyledim. Çok beğenmiştin, hatırlıyor musun? Evet. Sonra annem gördü. Kaybolmasın diye elimden aldı. Ailenin en büyük oğlunun hakkıymış. İtiraf ediyorum. Çocukluğumdaki şeyin arkasında durmak için yine gizlice annemin çekmecesinden yüzüğü aldım. Ama Feraye'nin abimle evleneceğini öğrenince vazgeçtim. Safir zaten sahibini seçmiş. Abimin kalbini çaldın. Safir yüzüğü hak ettin Feraye. Rahmetli babaannemin yadigarı. Nesilden nesle gelinlerin hep parmağındaydı. Gülfem pek takmadı tabii ama. Güzel kızım, senden isteğim bu yüzüğü parmağından hiç çıkarma. Bu yüzük sana uğur getirsin. Sevginiz daim
Ömrünüz bereketli olsun. Uzat bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler. Sağ ol. Geldiğin için. Sağ ol. Tut beni. Anarlar, anarlar. Nefes al, nefes al. Eyvallah. Dünkü çocuklar. Kocaman oğlular. Öp bakalım. Sağ ol dedim. Mutlu olun. Bu yüzüğü her baktığında beni hatırla. Kime ait olduğunu asla unutma. Gerçi ben sana unutturmayacağım. Daha yeni başlıyoruz. Hayırlı olsun. İyi günler. Efendim, hayırlara vesile olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ ol, sağ ol Çetin. Sağ ol. Ya şu bahçe kapısını aç da merdivenle uğraşmayalım. Hadi içeri gir sen de, dikilme. Toparla içeri. Tamam. Çetin, işim bitince gel bir için. Abi hadi uzayalım biz de, hadi. Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, böyle mi kalacak? Herkes evine. Bence bir kutlamayı hak ettik. Babacığım sen insanlara neden emrivaki yapıyorsun? Belki onların kendilerine göre bir plan programları vardır yani, değil mi? Sizin vardır bir programınız, ha? Yo. Olabilir aslında. Hadi hep beraber yemeğe gidelim. Evet, güzel fikir. Tamam, mekan seçimi bende. Tamam. Yemekten sonra da şöyle güzel bir eğleniriz. Hazal'la ben de davetli miyiz? Tabii tabii. Ay ben de o zaman gideyim eve hazırlanayım bari. Çok heyecanlı aşkım, hadi ya. Biraz daha görüşürüz. Konuşmamız lazım. Konakta olmaz. Harabeye gel.
Biz ne yaşadık ya az önce? Leman delirmiş ya, gözü dönmüş. Yani şu an seni rahatlatamayacağım çünkü ben de korkmuş durumdayım ilk defa. Kulağıma eğildiğinde ne dedi biliyor musun? Buna baktıkça kime ait olduğumu hatırlayacakmışım. Zaten hiç unutturmayacakmış. Daha yeni başlamışız. Ya psikopata bağladı iyice. Bu böyle olmaz. Birinin bunu dizginlemesi lazım. Azal saçmalama, saçmalama, gel otur şuraya. Hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Ya kızım bak, alttan gerilim verip duruyor. Her an gemileri yakabilir ha. Ya evet. Ama benim katlanmaktan başka çarem yok ki. Kaç kere konuştuk seninle Azal. Olsaydı zaten giderdim buradan. Bu cehennemin içinde çırpınmazdım. Eğer gerçekten gemileri yakarsa ne yapacağımı o zaman düşüneceğim. Canımın içi. Nasıl dayanacaksın peki? Fırsatını bulduğu her an senin canını yakmaya çalışacak. Canımı yakmak mı? O benim kalbimi yerinden söktü. Öldürdü o beni. Daha fazlasını yapamaz. Sen bana bakma. İçeride kendimi çok sıktım. Sinirlerim bozuldu. En azından şu yemeğe gitmeyelim ya. Ateşe hastalandım falan dersin. Nereye kadar kaçacağım? Daha çok üstüme gelir. Ay ne yapıyorsunuz siz ya? Kalkıp yardım eder misiniz şu Nesrin'e? Az önce bulaşıkları kitlemek istedi bana. Her yeri toplatmadan bir yere bırakmaz mı bizi? Abla ne diyorsun sen ya? Ha? Sen zaten içeride değil miydin? 2 dakika idare edemiyor musun? Ben anlamıyorum. Normalleşmeye çalışıyoruz ya burada. Ay abartmayın. Yaman işte yani. Şov yaptı biraz. Hem öyle var onda öyle bir eserek hal. Seviyor durumlarla eğlenmeyi. Ya biri benim de beynimi alsa, şöyle boş boş dolansam. Bir şey mi söyledi o bana Feraye? Hiçbir şey demedi. Kalk, kalk hadi gidiyoruz hadi. Ya sen nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın? Böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Ya gidip abime Feraye sana böyle böyle yapmış diye. Ya gitmişsin doldurmuşsun, doldurmuşsun, doldurmuşsun. Şimdi bana gelmiş diyorsun ki ya git abine hakim ol. Manyak mısın sen be? Ben Yaman'ı falan doldurmadım ya. Olanı bir seni söyledim. Yalan değil, aldatmış. Umudunu kessin, o şeytanın gerçek yüzünü görsün istedim. Vallahi bravo. Vallahi bravo sana. Sayende Feraye'nin gerçek yüzünü gördü. Şimdi benim abim diyecek ki... değmez. Ya ben yolumu değiştireyim değil mi? Ya manyak mısın? Allah'ım beni nasıl cahillerle muhatap ediyorsun Allah ya? Allah Allah. Ya ben kaç gündür diyorum ki bu adam bana neden cevap vermiyor? Neden benimle konuşmuyor? Neyse ne. Bir yolunu bul, abini ikna et işte. Ateş Yaman'la Feraye'nin geçmişini öğrenmemeli. Sebep? Sebep mi? Evet. Ben bu işe niye kalkıştım acaba? Kızımı mutlu etmek için. Ateş öğrenirse ne olur? Aleyna da öğrenir. Benim kızım mutsuz olursa hepinizin canını yakarım. Olanı biteni Ateş'e anlatırım. Git alın! Anlat neyi anlatıyorsan anlat be! Benim sabrımı sırama ha! Bakalım bizi tehdit ettiğini öğrendiğinde Ateş abim sana ne yapacak? Ha sen diyorsun ki Bora eve bastı, Yaman abimin kafasına silah dayadı. Ben de abimi korumak için Ateş abi böyle yaptım. Öyle mi ikna edeceksin? Belki ederdim. Peki ya Melih? O ne yaptı? Melih, senin salaklığın yüzünden öldü Cemil abla. Suçu bana atıp kendini hafifletmeye çalışma. Melih'i dar ağacına götüren sendin. İpini de çeken sendin. Yaman Melih'i bilmiyor. Bu yaptıklarına ne derdi acaba? Ez cümle, topun ağzında olan sensin. Bana hiçbir şey olmaz. Koy takkeni önüne, düşün bakalım küçük şeytan.
Yaman. Yaman'ım. Yakışıklı prens. Yakışıklı prensim. Hatırlıyor musun? Hep böyle seslenirdim sana. O zaman da böyle bana kızdığında ağlamazdın, bağırmazdın. O güzel gözlerinle böyle kocaman kocaman bakıp mağrur bir şekilde döner giderdin. Sonra bana kırgın olduğun geceler dayanamaz yanına gelirdi. Sen de beni beklermişçesine böyle hemen sarılır sokulurdun bana. O mis kokunu içime çekerdi. O küçücük ellerinde yanaklarımı severdi. Yapma oğlum, ne olur. Yapma bunu bana. Bak ben kendim de değildim. Ne yaptım bilmiyorum. Sırf ateş vazgeçsin diye söyledim o saçma sapan şeyleri. Siz üçünüz de benim evladımsınız. Her şeyimsiniz, canımsınız. Üçünüzün de kalbimde yeri ayrı. Ne olur yapma bunu. Hadi. Hadi affet. Ne olur affet. Hadi oğlum affet. Bana soracak olursan... benim sevgim hep karşılıksızdı anne. Ben abimle yarışmadım bile. Kabullendim. Ama saygıda sorun yoktu. Alamaz da. Sen hep benim güzel annemdin. Ama bir daha bu konuyu açma. Aşkım. Hangisi? Bu mu yoksa bu mu? Anlamam ben o işlerden. Aşk olsun Yaman ya. Yani kaç gündür neredesin diye bile sormadım. Hem o safir yüzük var ya, ben onu çok beğenmiştim. Şimdi Feraye'nin düğün hediyesi oluyor. Ya biz ilk dansımızı bile yapmadık. Şimdi Ateş abiyle Feraye bayağı anlaşanlı düğün yapıyor ya. Aleyna yeter. Ama aşkım sen beni hiç konuşturmuyorsun ki Yaman. Ya ben sana içimi dökemiyorum Yaman. Hem sana ne kadar anlayışlı olduğumun farkındasındır umarım. Aynen böyle devam et. O zaman bana bir yeşil ışık yanar mı diyorsun yani? Gel bakayım. Ne oldu? Senin de mi keyfin yok boncuğum ha? Yok. Gayet iyiyim.
Sen parfümünü mü değiştirdin? Hmm. Yine nasıl? Zehir değil mi? Zehir, zehir. Güzel bir şey. Oo. Gülfemciğim. Kıyafetini değiştirmişsin. Biraz daha kendine geldin sanırım. Mümkün olduğu kadar iyiyim işte. Anne. Lütfen çok iyi ol. Niye ayaktasın oğlum? Tutsana. Kenarımızda ufak bir kutlama yapacağız dede. Çıkıyoruz. Ha gelinleri gezdireceksiniz. Hmm. Gidin tabii oğlum. Gençsiniz. Eğlenin biraz. Biz geldik. Hadi gidelim. Kızım, o gülü niye taktın kafana? Eğlenmeye gidiyoruz diye. Bir de baktım aynaya. Biraz fazla takıp takıştırmışım. Bari Latin tarzı olsun diye bir de gül kondurdum. Kondurmasan iyiymiş. Olmamış mı? Olmamış. Neden? Yani soyadımız Gülsoy ya. Bence güzel bir gönderme oldu Ömer dedeciğim. Tamam kızım, tamam. Tamam. Olmuş. Bakma sen ona. Çok tatlı olmuşsun. Değil mi? Hadi gidelim Ateş abi. Hadi, hadi. Ay baba ne yapıyorsun yine? Ya Aleyna meselesini hallettim ben. Kimse Yaman'ın hizmetlinin kızıyla evlendiğini öğrenmedi. Ama Feraye öyle değil. O burada büyüdü. Herkes sanıyor onu. Neden hemen görünmelerine izin veriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ben istediğimi vezir, istemediğimi rezil ederim. Ben gelinim olarak kabul ettiysem kimse bir şey diyemez. Sen takma kafana. Ateş abi, ben sana bir şey soracağım. Sor tabii. Detayları konuşamadık. Malum kocam ortada yoktu, onun telaşındaydım. Çok da merak ediyorum ya. Siz Feraye ile nasıl oldu? Ya birbirinizi gördünüz böyle pat diye aşık mı oldunuz? Ne oldu? Bak. Seninki de sordu bana aynı soruyu. Ben böyle Feraye'yi gördüm. Pat diye aşık oldum. Ay ilk görüşte aşk yani. Hı-hı. Çok güzel. Neden anlatmadın? Cemil abladan öğrendim. Bak ben senin için korkuyorum tamam. Ben delirdiğini falan düşündüm abi. Yapma böyle lütfen. Şuna bak Okan. Bakamam abi. Bakamam, sen böyle yapmaman lazım bak tamam mı? Anlatman lazım, konuşman lazım, paylaşman lazım. Bunun gerek yok. Ben sana söyledim ya. Sana bir şey olmayacak. Abi ne alakası var? Ben kendimi mi düşünüyorum? Gerçekten böyle olmaz. Ciddi diyorum. Ya nereye gidiyoruz onu söyle bari. Allah'ım ya. Geliyorlar zaten. Gel. Yaman. Kurum atın kaybolmayalım. Tamam. Kızlar da benimle gelsin. Kızlar benimle geleyim. Hmm. Gel. Sen Yaman abimlerle git. Baş başa olmak istiyorsunuz yani. Olamaz mı canım? Utandırmasana. Ay olabilir canım, öyle mi olmasın? Hadi gidelim. Bu arada elbisene bayıldım. Ah, sağ ol hayatım. Biz de gidelim bari. Siz de çok bekletmeyin bizi ama gelin tamam mı canım? Hmm.
Gel buraya bir sarılayım sana, gel. Hoş geldin evlat. Hoş buldum Vural abi. Abi. Vural babaya ne oldu? Tabii büyüdün değil mi? Sen de haklısın. Sarp. Selam Bade. Ben bir duş alayım. Dinleneyim biraz. Olur mu? Olur evlat. Eyvallah. Ben misafir odasını göstereyim istersen sana. Yok, gerek yok. Sağ ol, zahmet etme. Buyurun. Niye geldi anlamadım. Ona ihtiyacım olduğu için. Ya bana öyle saçma sapan Feraye'yi savunma. Tamam mı? Aleyna'yı bir unutalım şimdi. Gel bak Yaman abimle. Aleyna'yı niye unutuyoruz ya? Yaman abimle birlikte değiller şimdi. Ha. Tamam mı? Yaman abimle birlikte değiller. Feraye ile Yaman birlikteler. Sakin sakin hayatımız bizim akıp gidiyor. Her şey çok normal. Ateş abim çıktı geldi bir anda. Ne olacaktı canım ciğerim? Ne Okan, olacaktı boş bana? Boş yapma abi, boş yapma. Bana ya. Bana bir anlat. Ne oldu? İşine gelmedim. İşine gelmeyince boş yapma, öyle mi? Bravo ya. Vallahi bravo. Ben ufacık bir şey merak ediyorum ya. Sen Feraye ve Damla nasıl bir yılan akademisi kurup böyle nasıl bir entrika ağ yarattınız da Yaman abime ekarte etmeye çalışıyordunuz? Bana bir anlatır mısın? Ben bunu Okan, bilmek istiyorum. Bu hikayedeki tek şerefsiz Yaman, tamam mı? Sen önce bunu kabul edeceksin. Aynen, aynen. Haberin yok ve bık 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 konuşuyorsun ya. Benim neyden haberim yok? Anlat da bileyim o zaman. Ha? Benim neden haberim yok? Ha? Neyi bilmem gerekiyor? Bilmediğim şey varsa söyle. Okan tamam, uzatma. Öylesine söyledim. İşine gelmeyince Okan uzatma. Mevzuya gel abi sen, mevzuya. Ne istiyorsun şimdi benden? Ne istesem yapacak mısın? Ne diyorsun be sen? Ha? Sen ne diyorsun be kızım? Manyak manyak konuşma ya, Allah Allah. Ne isteyebilirim ben senden? Ben denize düştüm, yılana sarılıyorum. Konu bu yani... Bak neyse tamam, unutalım. İkimiz de herhangi bir skandal istemiyoruz, tamam mı? Evet, istemiyoruz. Güzel. Yaman gitti, Aleyna ile evlendi. Feraye de Ateş'le evlenecek. Güzel, bana yardım edeceksin o yüzden. Çünkü ben abimin bir aşırılık yapmasını istemiyorum. Sen de Feraye'nin bir aşırılık yapmasını engelleyip frenine basarsan çok iyi olur. Anladın? Okancığım, ben de şimdi merakımdan soruyorum. Bu konu seni niye bu kadar geriyor? Bu işin ucu sana dokunuyormuş gibi hissediyorum, biliyor musun? Bak canım benim, ikisi de benim abim. Bilmiyorum farkında mısın ama ben bol entrikalı, bol aile facialı günler yaşansın istemiyorum. Konu bu kadar. Anladın mı? Anlaştık mı? Anlaşalım bakalım. Ne yapıyorsun acaba şu an ya? Bak torpide yok, orada el kremi var, ellerine sür. Ellerin odunca Hasan abi gibi olmuş ya. Okan. Sana bir koyarım. Dur ya. Aptala bak ya. Ne dedim canım, iyilik olsun diye ben ellerine sür hani. İyilik olsun dedim. Tamam tamam tamam. Hayır. Getir çantamı. Yürü. Dengesizlik genetik herhalde bunlarda. Aptala bak ya, ırsi, yazık. Manyak mıdır nedir ya, iyilik olsun diye söyledim. Sus, kızı. Sür. Allah Allah, sabır ya. Meray. Hı? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Damla. Emin misin güzel olduğuna? Şimdi böyle bir bakınca sanki biraz abartı oldu gibi geldi. Çıkarsam mı ben bu gülü? Ya hayır, sakın. En can alıcı detay gül.
Kıyafetini tamamlamış. Sağ ol canım. Sence de öyle değil mi Yaman? Ne diyorsunuz? Oho, seninki hep böyle mi? Hayır canım. Başkalarına buz, bana bal gibidir bal canım kocam. Ay, tamam ya. Başkalarının yanında böyle samimi hareketlerden pek hoşlanmaz da Yaman. Neyse, seninki nasıl? Seninki derken? Ay hadi ama Damla. Şimdi bilmezlikten gelme yani. Fıstık gibi kızsın, vardır kesin senin bir sevgilin. Aslında çok uzun zamandır hoşlandığım biri var. Ama maalesef hep yanlış kızları seçiyor. Ah canım benim. Ama bak ben de Yaman'ı çok bekledim ama sonunda kavuştuk. Ne demişler, sabreden derviş muradına ermiş aşk o. Yani sakın umudunu kesme, tamam mı? Öyle mi diyorsun? Yani öyle diyorum tabii Bebiton. Ne demişler? O kedi buraya gelecek. Gelir inşallah pisi pisi. Gelir gelir. Deli ya. Baksana biz için restoran kapatmış resmen. Yakıştı sana. Teşekkür ederim. Ya şimdi kızlar falan gelecek. Sen onlarla konuşursun, biraz rahatlarsın falan dedim. O yüzden sana gider miyiz diye sormadım. Ona mı bozuldun sen? Yo, hayır. Bozuk değilim. Anladım. Gerginsin. Haklı olarak. Ama iyi atlattık bugünü. Baksana dedem bayağı sevdi seni. Kızımlar, gelinimler havada uçursun. Ömer Bey küçüklüğümden beri sever beni. Gözünün önünde büyüdüm ya, belki ondandır. Kız torunu da yok hem. Yani çok alakası yok. Ben bilirim bunu. Ömer Gülsoy güzeli sever. Aa, ne oldu Feray? Aynaya bakmıyor musun? Sen ilk defa mı duydun? Güzelsin işte. Ne oldu? Niye utandın? Daha önce bin kere söyledim sana ne kadar güzel olduğunu. İlk defa mı duydun? İlk defa duymadım. Böyle kandırıldım. Geçer. Her şey geçer. Yeniden seveceksin. Biri seni aşka inandıracak. İnan bana. O benim sevdiğim her şeyin toplamı gibiydi. Ben onu bir de aşkla çarptım. Yaşadığım şeyin gerçek olduğuna o kadar inanıyordum ki bütün inancım kırıldı. Hayat bu. Ve hayat çok uzun. Bu sadece bir tecrübe. O kadar. Ha, bundan sonra öyle gözün kapalı gitmeyeceksin. Önce güveneceksin, sonra seveceksin. Ha, geliyor bizimkiler de. Yaman, ne güzel gelmiş oğlum burası. Evet, çok seviyorum burayı. Ay, ben de ilk Feray'ın doğum gününde gelmiştim buraya. Ha, öyle mi? Evet, yani gece çok mutlu başlamıştı ama biraz gergin bitti. Aa, niye? Yaman'la Okan çıkışta birisiyle kavga ettiler de. Ne kavgası? Leyla'cığım, neden durduk yere bu konuyu açtın ki şimdi? Hı? Okan? Böyle gereksiz bir tip. Kızlara yürümüştü bizle. Kızlara değil, Feraye'ye. Kim? Buralı değil ya.
Yabancının biri işte. Anladım. Siz de gereğini yaptınız o zaman. Tabii. Tabii yaptık gereğini. Ben çok açım ya. Yemek falan mı söylesek biraz biz ha? Acıktın mı bakayım sen? Tabii çok acıktım. Bakar mısınız? Menüyü alabilir miyiz? Cömertsin olsun. Efendim? Az konuş. Ne yaptım ben ya? Çok konuşuyorsun. Eyvallah. Kocan kızdı galiba. Evet ya. Bizimkiler bakırcılarla iş yapıyorlar da. Hı. Ateş abim duymasın şimdi boşu boşuna gerginlik olur dedi. O yüzden şey yapmadım ben de. Neyse zaten babası da çocuğu yurt dışına göndermiş. Okey. Anlaşıldı. Ay ben de açım zaten. Sen bakayım bir menüye. Edinlenmişsindir artık herhalde. Dışarı çıkacağım. Sen de gel. Biraz konuşuruz, laflarız falan. Ne hakkında konuşacağız? Genel. Ha. Burada havalar çok kuru. İster misin? Artık çocuk değiliz. Seni öpmek istesem öperdim. Ama istemiyorum. İyi uykular sana o zaman. Teşekkür ederim. Sevmedim. Çok aç değilim ben. Ferahiye. Olmaz öyle. Getir bakayım tabağınızı. Haydi bakalım bunların hepsi bitecek. Lütfen. Sen biraz Ateş abiyle falan mı takılsan acaba? Baksana Ferahiye prenses gibi davranıyor. Kadının ruhundan anlıyor adam. Sen de öyle birine aşık olsaydın. Benden öyle şeyler bekleme. Ben o adam değilim. Onu anladım zaten de. Gönül işte bekliyor. Düğün ne zaman? En kısa sürede. Yarın zaten nikah tarihi almaya gidiyoruz. Ya. Peki balayına nereye gideceksiniz? Vallahi hiç düşünmedik ama yurt dışına falan gideriz herhalde. Gitmesek de olur. Şart değil. Olmaz. Sana da iyi gelecek, inan bana. Öyle yurt dışı gibi uzun hayaller kurma bence. Dedem o işe taş koyar. Hiçbir şey koyamaz o. Hallederim ben, karışamaz var. Fabrika üretime geçecek ya. Hı hı. Sana ihtiyacı var. Ondan öyle söyledim. Bence bir iki günlüğüne daha yakın bir yerlere gidin. Mesela Kınalıada. Bütün aşıklar orayı görmeli. Sevgilim, burası çok güzel. Bence burayı bütün aşıklar görmeli. Ben burada bizden başka aşık istemiyorum. Burası bizim saklı olduğumuz bir... Ada sevmiyorum ben. Güvensiz hissettiriyor. Tamam. Sen istemiyorsan adaya gitmeyiz. Ben konuşurum dedemle. Hem Yaman'ın bana biraz yardım eder, idare eder beni birkaç gün. Değil mi? Hmm. Biz de yurt dışına İtalya'ya gideriz. Yüzsüz ya.
Bu odada ne var? Söyle, büyük bir şey olur mu? Ha? Dedim de o. Biz de gidelim balayına. Onlar gidiyor. Aleyna. Ha. Feraye ile Ateş uçurumdan atlayacaklarmış. Sen önce davran. Tut kocanı kolundan, beraber atlayın, tamam? Ne oluyorsun Nazar? Ölün geberin falan mı demeye çalışıyorsun? Ne derdin var senin bizimle kızım? Anlat bakayım. Benim ne derdim olacak ya sizinle? Takılıyorum. Olmasın zaten. Bakın bakayım siz bana. Siz çok seviyorsunuz ha birbirinizi. Ha, bayılırız. Çok severiz. Bayılıyorum ya. Fark ettim onu, fark ettim. Güzel. Cemile abla ya. Ne yaptı bunlar acaba? Kız Yaman, yemin ediyorum tef gibi gerdi hepimiz ya. İmdat diye bağıracaktım bir ara. Sen bir Alena'yı mı arasın acaba? Aramam. Tabii sen de haklısın. Ayıp ettin. Çok büyük terbiyesizlik. Soğuk durmakta haklısın da hiç mi merak etmiyorsun durumu? Ben şimdi orta yerimden çatlayacağım da. Bu saate kadar gelmedilerse bir şey olmamıştır. Pes. Yemin ediyorum buzlar kraliçesisin. Bak şurada seni kessek kanın akmaz. Öyle buz, öyle donmuş. Şu damadı bir arayalım bakalım. Öyle geceye falan kalmasınlar. Kızı vermedik yani sonuçta da. Saçmalama Çetin. Arama Ateş Bey. Aa. Gelin abisi değil miyim ya? Ne olacak? Sen bir geri dur istersen. Daha iki günden. Alırsın sen de sonra boynun ölçüsünü. Oturursun müştemilatta diyorsun yani, öyle mi? Uğraşma şununla işte. Bunun sessizliği bir tehlikeli. Nereden geldiğini bilmeden hop geliverir kazık. Aman. Kendi kızı bile kaldırdı, kenara attı baksana. Ondan bir şey olmaz artık. Devir senin devrin, Cemile Sultan demiştim ama bak asıl benim devrimmiş. Yalnız ben yanlış hatırlamıyorsam Feraye Ateş devliliğim hayatınızda hiçbir şeyi değiştirmeyecek demişti ama. Ya sen Feraye'ye ne bakıyorsun? Burnu düşse eğilip almaz ya o. Hem Ömer Bey Cemile ile senin artık ortalıkta hizmet görmenizi istemiyor. Mutfaktan çıkmayın demedi mi? Doğru. İlla ki gelin abisi olarak beni de düşünmüştür. İnşallah göreceğiz. Senin kocan işini bilir, kadısını aldım, merak etme sen. Allah Allah. Hele bir nikahlar olsun da. Biz eğlenmeye gelmedik mi ya? Niye duruyorsunuz böyle? Hadi dans edelim. Ateş abi ya, bir şey söyle şunlara. Sen dans mı etmek istiyorsun bakayım? Evet. Feraye. Hadi, hadi. Hadi kalk Ayşe, kalk. Gel. Gel. Ayşe mi diyorsun ona? Hı hı. Ne oldu ki? Hiç. Güzel yani, bayağı romantikmiş. Aleyna ya. Yaman, ya Yaman nereye gidiyorsun? Kalk, beklesene. Kalk, bize dans edelim ya. Evet, aynen. Gençler, siz cidden hayırdır ya? Ne var canım, biz de her insan gibi dans edemez miyiz? Ay endişelenmeyin ya, istediğinizi yapabilirsiniz. Damla saçmalama, işine bak, tamam? Hadi. Hasan abi. Hadi. Ay bırak, bir tuvalete gideceğim önce. Ne yapıyorsun ya, çık dışarı. Asıl sen dışarı çık. Dışarıda kıyamet kopacak, sen tuvalete gidecek zamanı buldun. Bana bak, o sesin bana öyle yükselmesin. Kendine gel, seni burada çok bir sarcarım, yazık olur ha. Harcasana beni ya. Burada. Lütfen. Ne diyorsun be? Ay sen ne kadar rahat ve değişik bir adamsın ya. Hani Damla dedi ya, ne isterseniz yaparsınız diye. Ben öyle şaka mahiyetinde sana söyledim ama ben senin bu bastırılmış duygularınla hiç uğraşamam canım benim, tamam mı? Okan bak, hiç muhatap olmak istemiyorum seninle. Zerre de haz etmiyorum ama beni delirtme oğlum. Seni burada boğarım. Sakin ol, asabi şirin. Sakin ol.
Ha bir resim takıp durma bana. Çık dışarı. Çıkacağım zaten. Sen bende bir uğraşmayı kessen. Ben mi uğraşıyorum? Evet sen uğraşıyorsun. Allah Allah. Allah, Allah. Taktı bana kafayı ya. Ya. Aa manyak mıdır nedir? Allah Allah. Çık. Aralarına girmemiz lazım. Hı? Hadi gel, hadi. Göstereceğim ben sana. Hı, hadi topla gel Hasan abi, hadi. Eşleri değiştirelim. Bir yatma, yık çık. Beray. Bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Ateş abicim. Sen dans mı etmek istiyorsun? Evet. gel. Ne oldu? Ayşe. Titriyorsun. Korkuyorsun değil mi benden? Senden başkasını seven. Susacak mısın böyle? Ayşe. Yüzün çiçek. Al şu abini şunu. Al şu abini kızım. Ne yapayım sen abin ya? Sen ya. Korkmana gerek yok. Bu akşamlık bu kadar. Ama bundan sonra daha zor gecelere. Günlere alışsan iyi edersin. Bari sussam da, yaprak gibi kollarımda titresen de,
benim için asla soğumayacak. Ayşe. Güzel saçlarımda dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Duygularını çok iyi saklıyorsun değil mi? Nereye varacaksan oradan başla Gülfem. Ben nereye varmak istersem oraya varırım. Bir kendine gel. Sen kimsin de benimle böyle dik dik konuşuyorsun? Yok saysan da gelininin annesiyim. İlla ki ortaya çıkacak. Sonsuza kadar saklayamazsın. Bak Ferahi, davullu zurnalı giriyor kapından içeri. Duymayan kalmaz yakında. Aleyne'yi duysalar ne olur? Ha? Ne olur? Boş işlerle uğraşıyorsun. Hep yanlış yollardan gidiyorsun. O işte de senin parmağın var değil mi? Kendi kızını yamana yaptın. Ferahi'yi de ateşin başına sardın. Ben hiçbir şey yapmadım. Seven sevdiğini alıyor vallahi. Takdir ilahi. Ama sen kibrinin cezasını çekiyorsun. Sen bana parmak kaldıramazsın. Ben şimdi ne yaparım biliyor musun? Çetin'i ararım. Çetin gider senin eşyalarını toplar ve kapının önüne koyar. Sonra da takdiri ilahi derim. Nasıl? Ben diyeceğimi dedim zaten. Bir kelime daha edemez. Eğer birazcık aklın varsa benimle kavga etmezsin. Hatta benimle aranı bozmak hiç istemezsin. Cemile. Kapının önüne koyarmış. Koy da görelim bakalım. Kaç defa cezaevine seni ziyarete geldim. Ama sen bildiğin halde görüşe çıkmadın. Çıksaydın her şeyi sana açıklayacaktım. Açıklayacaktın. Neyi açıklayacaktın? Bora aradı beni gecenin bir vakti trafik kazası yaptım diye. Gittim. 5 dakikada polis, ambulans kim olabilecekse orada herkes oradaydı. Abi ben bir anda hapiste buldum kendimi. Evlat. Bora o zaman daha 17 yaşındaydı. İçmiş, korkmuş. Aklına ilk gelen şeyi yapmış. Aramış polisi, böyle söylemiş. Sen de bütün mobeseleri sildirdin ha. Öyle mi? Hiç düşündün mü ya? Bu çocuk benim adımı niye verdi? Hiçbir fikrin var mı senin? Cevabı biliyorsun. Kıskandığı için. Babam sana hep öz oğlu gibi davrandı. Her şeyinle ilgilendi, seni okuttu. Çok başarılıydın. Buraya hep örnek gösterildin. O da gölgende kaldı. Ayrıcalıklarımın bedelini yeterince ödedim Badeciğim. Hatırlatmana gerek yok. Tek yetimhanede büyüyen insan sen değilsin. Artık şu çocukluk travmalarını bıraksan ya. Ha? Kaç yaşına geldik? Tamam anlıyorum, evet hapishanede seni ziyarete gelmeliydim. Yapmadım. Sus Bade. Niye konuşamıyoruz? Ben anlamıyorum ki. Yeter. Senin bu yaptığının adı ne? Biliyor musun? Nankörlük, hadsizlik. Ben hiçbir zaman seni öz evlatlarımdan ayırmadım. Aynı evin içinde kardeş gibi büyüttüm seni de. Sen Bora'yı kardeşin gibi bilseydin zaten böyle düşünmezdin. 2 yıl yattım çıktım ama kardeşimi beladan kurtardım diye düşünürdün. Tamam.
Tamam Vural abi, tamam. Bunu keseceksin. Daha fazla uzatma. Abi yok. Vural baba diyeceksin. Tamam Vural baba. Kalk şimdi. Benimle gel. Daha iyi misin? İyiyim. Çok kasıldım sadece, böyle vücudum kilitlendi bir an. Bu kadar gerginlikle olacağı buydu. Çıkışta bir hastaneye falan gidelim biz. Bebeğe bir şey olmasın, tamam mı? Hazal ne olur korkutma beni ya. İyiyim. Sadece hiç kimse bir şey anlamasın istiyorum. Peki, madem iyisin o zaman sana bir şey soracağım. Bu ateş ne zamandır sana ay ışığı diyor? Birkaç kere söyledi. Yani öyle beni mutlu etmek için, keyfim yerine gelsin diye. Anladım. Ne anladın? Yok bir şey yani. Yaman da sana öyle diyordu ya, Evren intikamını alıyor herhalde. Kaç oldu saat ya? Eray? Gel bakayım Sandra. Gel. Soğudan. Gel. Yeter. Lan beni rahat bırak. Ne yapıyorsan yapsın. Abi bak. Bırak. Debriyaj. Debriyaj, tamam mı? Bak gel biz bir tuvalete gidelim. Hı? Elini yüzünü yıkayalım. Kendine gel. Ha, olmaz mı? Oğlum rahat bırak beni. Biz gidelim mi artık? Olur. Nasıl istersen. Gel. Ben de şunları toplayayım. Tiplere bak ya. Haydi abi. Beyler. Geceyi bitirelim mi artık? Abi sen kızları da alıp gider misin ya? Yaman, iyi misin? Yaman abim biraz fazla kaçırdı da. Fazla kaçırdı. Şimdi dedemle sorun çıkmasın, ben onu biraz toparlayayım ha. O kadar içtim. Maalesef. Kızlar. Hadi siz benimle. Yaman. Ben halledeceğim onu. Ya ne oldu ya? Gel. Geçin hadi. Gel Aleyna gel. Hadi. Hadi Feray. Evine köylü köyüne artık. Ya sen bu gece bana neler yaşattın, farkında mısın? Farkında mısın bilmiyorum ama ya Aleyna pat diye bir anda deseydi ki bunlar burada Bora'yla kavga ettiler. Kan senin sızlanmalarını hiç çekecek durumda değilim şu an. Git ne yapıyorsan yap. Bir şey olmadı işte, eve git. Uyu. Ya bizim altımıza bomba var, ne demek git eve yat ya. Sen delirdin mi abi? O kadın kollarını boynuma doladı. Ama ben kısıldım kaldım böyle, tamam mı? Bak kızım da kızım diyor, kızım da kızım diyor. Bak ateş öğrenirse Aleyna da öğrenir diyor ve ben... Bak abi... Aleyna bir şey öğrenmeyecek, sus artık. Benim derdim Feraye ile. Abi durduran olsun. Saçma hakikaten. Neydi şu çocuğun adı? Okan. Okan. Şoförünün canının derdine düşmesi ayrı bir garip. Bir de şimdi bu çocuk bu evdeki bıçağı alıp ne yapacak ki? Bilmiyorum. Aslında Okan'ı alıp konuştururum da. Ömer abiyle çok gerginiz. Şimdi arayı zor düzelttim zaten. Ben bu çocuğu alıp konuştursam, altından da bir şey çıkmazsa mesele daha çok büyüyecek. Adam nüfuzlu tabii, aranı bozmak istemiyorsun. Tamam da benden ne istiyorsun Vural baba? Evlat.
Sen bu meselenin aslını, astarını öğreneceksin benim için. Ama kimseye belli etmeden. Abim. Abim gel hadi gel. Gel gel bak iç bundan biraz. Gel bak. İç bundan biraz. Ha, gel hadi gel. Abi. İyi değilim ben Okan. İyi değilim oğlum. Geberiyorum lan ben. Sürüklenmek istiyorum her yerde. Sokaklarda. Oğlum lan ben senin için ne yapabilirim? Söyle ben onu yapayım sana. Ha? Benim için ne yapabilirsin biliyor musun? Götür şu sokağın başına. At beni. Arabaların önüne tamam mı? Sen de kurtul. Ben de kurtulayım. Çok karışık. Sevdim ben onu. Okan. Çok sevdim. Ama geçecek. Abi biliyorum. Biliyorum ha. Ama. Damadımıza bak damadımıza. Dalyan gibi maşallah. Dur aşağı düşeceğim şimdi ya. Vallahi düşmana göster geri çek o kadar yani. Aşka geldin ha. Tamam kız heyecanlandık. Bak bak kumrular gibi nasıl da yakışıyorlar değil mi? Maşallah da be. Hadi bakalım geç kalmayalım. Sen yarın sabah kendine gelince beni ara. Nikah işlemlerine başlarız. Sonra da düğünü planlarız. Düğüne gerek var mı? Yani sen istemiyorum desen. Nikah yapıp atlatsak. Ya bence de öyle Feray ama... Dedem ilk defa bu kadar ılımlı. Şimdi bu yüzden çıkaracağı kaos çok gereksiz olur. Anladım. Tamam, tamam. Bir şey yok klasik öyle düğün işte. Altın mı altın takarlar, iki oynarız bitti gitti. Eğleniriz ya ne olacak? Takma kafana. Sen şimdi git. Güzelce yat, dinle. İyi geceler. İyi geceler. Ateş Bey iyi akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz Ateş Bey. İyi geceler. Abisinin güzeli. Çay var. Taze demledim. Hiç bir bardak istersen. Yok abi ben çok yorgunum. Yatacağım. İyi geceler size. Tamam kurban olduğum hadi iyi geceler. Hemen çocuk yapması lazım bunun. Sen ince iş. Seni Allah korusun. Kız ince ince işle işte. Beklemesin. Çetin yemin ediyorum öyle şeyler düşünüyorsun küçük, ki. Küçük küçük gül soylar. Ha başka. Söylerim. Siparişin varsa getireyim. Sonra karada ölüm yok artık Çetin'e. Thank you.
Genç Yetenekler Moda Yarışması birincilik ödülü Feraye Yılmaz. Şimdi Feraye Yılmaz'a ödülünü takdim ediyoruz. Yaman. Teşekkür ederim. Bu güzel tasarım için Feraye Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Bravo. İkincilik ödülü için Yaren Yıldırım. Hani gelemiyordun? İşlerimi hallettim, dedemi atlattım. Ya bugün sevgilim birinci olmuş, ben kaçırır mıyım bugünü? Bir şey söyleyeceğim. Harikaydın. Sana bakarken ne kadar şanslı olduğumu düşün. Yaman. Salak. Oo, aşk kuşları buluşmuş. Hadi bir yerlere gidip eğlenelim. Şöyle, ben başka bir program yaptım. Baş başa. Sizin uçağınız kaçta yarın? Öğlen 2'de. Güzel. Ben sizin iniş saatinize göre Feraye Havalimanı'na getiririm. Yani beraber dönmüş gibi olursunuz böyle. Tamam, görüşürüz. Dur. Şunu al. Bunu ver. Hah. Hadi. Yaman, bir saniye ama benim valizim otelde. Yani ben buraya okulla geldim. Bir açıklama yapmam lazım. Feraye İstanbul'da bir akrabasında kalıyor. Valizini yanına alırsınız. Teşekkürler. Görüşürüz Kapadokya'da. Tamam, yürü hadi. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Ya sevgilim bir dur, sakin. Ya o mümkün değil. Ya ilk defa bir günü, geceyi beraber geçireceğiz. Ben nasıl sakin olayım? Nereye gidiyoruz peki? Hiç öyle bana kedi gibi sokulma, söylemem. Yaman. Ne? Yaman ya, lütfen. Yaman, çok merak ediyorum. Lütfen. Bir kere öpersen söylerim. Bak oldu şimdi. Hadi. Yaman. Gel. Yavaş, koşma. Yavaş. Yavaş, başıma geliyor. Tamam. Of, çok güzel. Thank you.
Sevgilim, burası çok güzel. Bence burayı bütün aşıklar görmeli. Ben burada bizden başka aşık istemiyorum. Burası bizim saklılığımız olsun. 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 Bin kere söyledim sana ne kadar güzel olduğunu. İlk defa mı duydun? Özür dilerim. Sen beni senin istediğin gibi istemiyorsun. Ne? Saçmalama, delirdin mi sen? Her yakınlaştığımızda uzaklaşıyorsun. Tedirginliğin üzüyor beni. Ya seviyorum seni. İnanmıyor musun? İnanıyorum. İnanıyorum. Özür dilerim. Özür dilerim sevgilim. Tamam. Ne oldu? Yaman ne oldu? Saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım. Gel buraya gel, gel. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Ah. Yamanım da yamanım. Sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım. Sen üşümüşsündür ya. Ha? İçeri geçelim mi? Geçelim. Bence de. Gel bakalım. Yaman. İyi. Burada böyle çakal, tilki falan yoktur değil mi? Yani yoktur.
Ama olsa da sorun değil çünkü kurt değilim de kırmızı başlıklı kız. Günaydın sevgilim. Günaydın. Neden sürekli çekiyorsun? Çünkü bu bizim ilk gecemiz. Anı kalsın istiyorum. Sonra bunları bastırıp çıkartacağım. Sana da veririm. Saklarsın. Yaman. Seneye okulun bittiği zaman annenin gelinliğini dolaptan çıkarıp üzerine göre hazırlamanı istiyorum. Ve bir daha bu yüzüğün parmağından hiç çıkmamasını. Evlilik provası gibi düşün. Ne bu ya? Dünyanın en güzel sabahı mı lan? Afiyet olsun tekrardan. Başka ekmek yok muydu ya? Yok. Ömer Bey, kızlar alışana kadar ben birazcık onlara yardımcı olacağım. Tamamdır. Hayırlı olsun evladım. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Afiyet olsun. Bugün finans toplantısı var. Ne demek bugün finans toplantısı var? Daha önceden haber vermen gerekmez miydi? Okan? Ben de şu an öğreniyorum. Yani... Dede. Başka ne işimiz vardı? Şimdi öğrenseniz ne var? Hı? Başka ne işim var biliyor musun? Ben bugün Feraye'yle gidip nikah tarihi alacağım. Oradan da hastaneye uğrayıp kan vereceğiz uyum raporu için. İşte böyle bir işim var. O yüzden başka gün alın toplantıyı. Daha dün kız istendi, bugün hemen nikah işlemleri. Ne bu acele? İyi yapıyorum. Fabrika yakında üretime geçecek, beklemeye gerek yok. Hatta...
Bu akşam gelin kızın kınası da yakılsın. Ne ihtiyaç varsa hepsi alınsın, masraftan kaçınmayın. Mutlu olsun gelin kızım. Tabii Ömer Bey, nasıl emrederseniz. Tekrardan afiyet olsun. Bir kınası eksikti. Zaten bu evliliğin ne kadar süreceği bile belirsiz. Anne lütfen yapma. Ne yapma? Yalan mı? İki günde sıkılacaksın o kızla. Hayır. Bak ben seni üzecek bir şey yapmıyorum. Aşık oldum, evleniyorum. Lütfen sen artık bunu kabul et, tamam? Hem dedemin her şeye geleneklere uygun olsun isteğine de itirazım yok. Güzel. O yüzden güzelce yapalım kınayı, değil mi dede? Madem. Öyle mi? Ne güzel. Demek ikinizin arasını düzeltmek için size ortak bir düşman lazım. Ne demek o? Düşman ne demek? Düşmanı mıyım ben senin? Böyle davranarak ne kendini ne beni yıpratma ne olur. Yorgunum. Afiyet olsun size. Sağ ol. Ben sana bugün şoförlük yaparım. Yok be oğlum, gerek yok. Sen işine gücüne bak. Finans toplantısında işim yok zaten. Okan'la dedem gider. Sen de işin bitince toplantıya kaçarsın. Feraye'yi ben geri getiririm. Emin misin? Hmm. Tamam. Anlaştık. Aferin. İşte böyle. Her zaman birbirinize destek olun. Babacığım ben çıkıyorum. Ah güzel kızım benim, babasının bir tanesi. Ama sen niye böyle bir durgunsun bakayım? Yok, iyiyim. Yok, öyle görünmüyor. Kolay değil tabii. Artık yeni bir hayata başlıyorsun. Evet baba. Korkma ama. Ateşle birbirinizi sevmişsiniz. İnsan birbirine sevdalandı mı üstesinden gelemeyeceği iş yoktur. Zoru kolay, kötüyü iyi yapar. Düğünde annenin gelinliğini yiyeceksin, değil mi? Bilmem. Aklıma gelmemişti. Aa, nasıl? Kızım, ben düğünümde giyeceğim diye yıllardır o gelinliği saklıyorsun. Annen gibi sana da çok yakışacak o gelinlik. Hem ruhu şad olur. Keşke görebilseydi. Ama mukadderat. Ne yapalım? Kader böyleymiş. Hadi, hadi kalk dolaptan çıkar da gelinliği tadilata ver. Anca yetişir düğüne. Tamam babacığım. Hadi kızım. Kız yeminle öyle Allah dedi Ömer Allah. Bey var ya, gelinim de gelinim, gelinim de gelinim. Ne isterseniz yapın, her şey yapılsın falan. Senin kız da böyle masanın köşesine oturmuş, koymuşlar onu oraya. Sanki böyle şey görmemiş gibi homini gıtlak yedi yedi durdu, yedi yedi durdu yemin ediyorum. Oo gelin hanım. Gözün aydın. Akşama kınan var. Ne? Vallahi şaşıracak bir şey yok. Ömer Bey her şey usulüne uygun olsun istiyor. O ne kız? Annemin gelinliği. Anam, sen onu giyeceksin değil mi düğünde? Ah be, kadere bak. Kime niyet, kime kısmet. Nesrin, çenen iyice düştü. Konağa git de işe güce bak.
Ay ben bir an... Sen de hemen ne ters diyorsun? Beşir'de bir kahve içmeye geldik. Sen merak etme, o bindallı işleri falan her şey bende. Sen hiçbir şeyle uğraşmayacaksın, merak etme. Abim bir Eren'i okula bırakmaya gitti. Gelsin. Her şeyi ben halledeceğim. Tamam kuzum, anladık Nesrin, hadi. Hadi yürü. E gidiyorum tamam. Allah Allah. Deli. Az bir bekle, konuşalım. Sana birbirimizden uzak duralım dedim. Bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Bak, bak bekle beni bak. Bak sana bir adım geliyorum, sen de geri durma. Bebeğin babasının ateş olduğunu bilseydim öyle yapmazdım. Hatta yardım bile ederdim sana. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Bana yaklaşma, konuşma benimle ya. Hey bir dinle ya, bir yeter bir dinle. Ateş kardeşiyle bir geçmişin olduğunu öğrenirse delirir. Gözü döner, seni buradan sürer vallahi. Öyle kibar durduğuna bakma. Yaman'ın ters bir hareketinde çocuğunla ortada kalıverirsin. Hani anneyim dedin ya bana. Ondan diyorum işte. Hırsına yenilme, önce karnındakini düşün. Bu yaşıma kadar başımın çaresine baktım, yine bakarım. Benimle ilgili hiçbir şey seni ilgilendirmez. Uzak dur ben. Allah Allah. İyice şımardın ha. Dört oldun başımıza. Oğlum geç kalacaksın şimdi. Suluğun olmazsa ölür müsün ya? Su sayınca tap birininkini iç ya. Acık açık gözlü olacaksın oğlum. Baban örnek al biraz. Aman da aman. Kimleri görüyorum? Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok gururlanıyorum. Biz ne sevap işledik de kızlarımız size gelin oldu ya. Yok 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 Çetin, biz daha şanslıyız. Biraz alçak gönüllü müyüz acaba Ateş Bey? Hı-hı. Abisinin güzeli bir taneciği. Gel gel. Kutuda ne var? Abi hiç tutma bizi, geç kalıyoruz. Feraye? Hı. Cidden ne var o kutuda? Gelinliğim. Anacığımın gelinliği değil mi? Doğru, sen saklıyordun onu. Düğününde giyeceksin. Vay ki ne vay. Ama neden bana yalan söyledin? Hani en çok beni seviyordun. Evlenme gitme, seni seviyorum. Erencim, uzağa gitmiyorum ki ben. Yine buradayım. Eren'im, bak bakayım bana sen. Şimdi ben sana bir sır vereceğim, tamam mı? Sen ne zaman istersen, saat kaç olursa olsun gelip alanı görebilirsin. Ve bu sadece sana özel. Anlaştık. Bacağını kırarım senin ha. Nasıl bakıyorsun öyle? Damadımız o bizim, damadımız. Çetin. Çetin çocuğa bağırma. Çocuğa bağırma. Yok saygılı ol. Niye saygı üretilmez? Çocuk o. Çetin çocuk, çocuk güzellikle anlat bak ben. Tamam. Neyse. Feraye, işimiz bittikten sonra benim bir toplantıya yetişmem lazım. Yaman zaten bizle gelecek. O bırakırsın eve, tamam. Hadi gidelim. Gel oğlum, gel. Gel. Adınız ne sizin? Benim Sevgi, o da Fatma. Hangi köydensiniz? Bahçeli köyü ablacığım. İyi hadi, yemeği ben hallederim. Siz yukarı çıkın, bir bakın böyle etraf falan dağınıksa toplayın. Hadi azıcık hızlı gidin, hadi hadi. Güzel yapın işleriz. Of. Cemile abla. Hey abla. Gülfem Hanım, ben bahçeye çıkıyorum. Cemile de arkamdan gelsin dedi. Ne istiyormuş? Valla bilmiyorum ama sakin de. Tabii. Sokacağı lafları kurduysa kafasında sakindir. Sanmasın. Valla beklesin, öyle koştur koştur gider. İyi, sen bilirsin. Gelinliği ne yapacaksın?
Dönüşte terziye bırakacağım. Tamam. Ben nikah dairesinden sonra sizden ayrılacağım. Tamam. Sen Feraye'nin işinin bitmesini beklersin değil mi? Sonra eve bırakırsın. Tabii ne olur. Gel. Dedeciğim, beni çağırtmışsın. Gel otur şöyle karşıma. Dede öncelikle şunu bil. Bak vallahi de billahi de ben senin ayarlarınla oynayacak. Öyle ayarsız ayarsız şeyler yapmadım. Ben muhasebe müdürümüz Gülcan Hanım'la birlikte genel muhasebe notları üzerine yani bir toplantı düzenledik. Onu yapıyorduk yani. Bana gene ne için yani kızacaksın? Oğlum, sana bir şey yaptın diyen mi var? Geç otur şuraya, yok yere sinirlendirme beni. Şimdi konuşacaklarımız aramızda kalacak. Sana her zaman güvenebilirim, değil mi küçük şeytan? Bana her zaman güvenebilirsin dede. Güzel. Tamamdır. Nikah dairesine gidebiliriz. Sonuç pozitif. Kan uyumunuz var yani. Var tabii oğlum. Gerçi olmasaydı da ben bir şekilde çözümünü bulurdum. Oğlum, negatife takılmam ben. Her şey pozitif yaparım. Biliriz. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Nasıl ya? Banka kredilerimiz dışında bizim hiç vaktimiz kalmadı yani. Zırla bir de istersen bebek gibi. Babam böyle yanlış bir işi nasıl yapabilir ya? Annemin bankada dünya kadar parası var. Ya bayağı bayağı var. Ondan isteyelim. Anneye babasından miras kaldı o. Hem bizi kurtarmaya yetmez zaten. Bir dünya mal, mülk, bir o kadar da arazim var. O kadar da ölmedik. Ama elden çıkarmamıza gerek kalmadı. Zaten satışa çıkarsaydık bir sürü laf söz olacaktı, içime sinmeyecekti. Dede bu aklamasyon işleri, yani bir de Vural'la, yani çok tekin değil. Ateş abim duyarsa. Aklını kullan, duymasın. Sen önüne ne rapor hazırlarsan onu görecek, o kadar. Benim yerime geçmek ister misin? Ne? Duydum işte. Hı? Dede ben evin en küçüğüyüm yani. Yaman çok fevri. Ayakta kalmak için de çok dürüst. Ateş abin sert, kararlı, kuralcı, tavizsiz. Benle uğraşırken bana benzedi gitti. Benim en kötü taraflarımı almış. Ne kadarın farkında bilmiyorum. Görüyorum ki sen en güzel huyumu almışsın. Manevra kabiliyeti. Hiçbir zaman yıkılmazsın. Daima ayakta kalırsın. Sağ ol dede. Bak, ben de evimin en küçüğüydüm. Ama şimdi görüyorsun, her şeyin başında ben varım. Ne diyorsun? Ailemizi güçlendirmek için benimle misin küçük şeytan? Hı? Ailem için her şeyi yaparım ben. Aferin evlat. Aferin. Peki aşağıda seni bekliyor. Parayı birinci elden ondan alacaksın. Sonra da öğretim hazırlıklarına başlayacağız. Aferin. Hadi göreyim seni. Hadi hazırlan bakalım. 16 Ekim'de düğünümüz var. Feraye, benim bir toplantım var. Ona yetişmem lazım. Ama Yaman senle zaten.
Eman. Sen. Hadi bakalım görüşürüz. Ne oldu? Ya kusura bakma, ben aklım toplantıya kalınca seni öpmeyi unuttum. Herhalde dikkat çekmemek için biraz bağışık gibi davranmalıyız. Gülümse lütfen. Hadi. Gel hayatım, ben sana kapıyı da açayım, gel. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Yaman. Senle. Şimdi seni terziye mi götürüyorum? Terziye mi bırakıyorum? Cevap ver bana, terziye mi götürüyorum ben şimdi seni? Neden ağlıyorsun, neden? Sen neden ağlıyorsun şu anda? Çekinme, çekinme. Al, çekilme. Al. Al, 16 Ekim'de ölüm var, al. Sen bu beyaz gelinliği giymeyi hak ediyor musun? Ver şunu. Ben senin yerine cevap vereyim. Bence hiç hak etmiyorsun. Annen senin yaptıklarını yapar mıydı? Annen babana bunları yapar mıydı? Sen beni hiçbir şeyle suçlayamazsın. Ulan! Ver! Annemden kalan tek şeydi bu bana. Ağlama benim karşımda. İyi oldu. Annenin anısını kirletmemiş oldun. Sus! Sus! Ne istiyorsun sen benden? Ne istiyorsun? Sevmiyormuşsun işte beni. Ya sevmemek mi? Sevmemek mi? Ya ben kendimi bildim bileli senin fotoğrafını cüzdanımda taşıdım. Neden mi?
Boş ver. Boş ver. Sen gerçekten hiçbir şeyi hak etmiyormuşsun. Hayır. Verecek hiçbir cevabın olmadığı için böyle söylüyorsun. Sadece beni suçlu çıkarmaya çalışıyorsun. Sen beni terk ettin ya. Sen beni terk ettin. Sen beni terk ettin ya. Benim duygularımla oynamana nasıl izin vereyim bir daha? Evet, 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 haklısın. Rahatla artık, rahatla. Ya sen beni paramparça ettin ya. Paramparça ettin. Çok daha beter hem de, anladın mı? Çok daha beter. Sevmiyormuşuz işte birbirimizi. Rahat bırak beni. Feraye, bundan sonra aldığın her nefeste, attığın her adımda seni bırakmayacağım Feraye. Asla bırakmayacağım. Benim günahım senin oldu Ayşe. Gel gel. Anca gelebildin öyle mi? Öyle. Bu duvar niye var biliyor musun Cemre? Herkes yerini, haddini bilsin diye var. Senin kızın bir şekilde bu duvardan atlamayı başardı. Ama sen benim iznim olmadan bir adım atamazsın. Laf yemeyeceğim. Ziyadesiyle tokum. İyi günler. Sakın, sakın bir yere gitme. Bugün annem öldü diyen kızın yarın Gülfem Hanım istemiyor burada yaşamanı. Sana başka bir ev tutacağız der. Kızına veririm 3-5 kuruş para. O da gelir sana verir. Sen de ne yaparsan yaparsın. Bir dahaki aya önüne atacağım lokmayı beklersin. O kadar ölmedik daha. Sen baştan kaybetmişsin Cemile. Seni ilk gördüğümde dedim ki kendi kendime, bu genç, güzel kadın neden sakat ve yaşlı bir adamla evlendi diye düşündüm. Sonra öğrendim ki meğer bekar bir anneymişsin. Muhsin Efendi de kızını nüfusuna almış. İnan o zaman çok üzülmüştüm. Demiştim ki kim bilir bu kadın neler yaşadı, yazık. Beni buralardan vuramazsın. O yaralar çoktan kabuk bağladı. Acıklı hikayemi dinlemek istiyorsan bir kahve yapayım. Sakin sakin oturayım, anlatayım sana. Yoksa uzatma derdimi söyle. Benim bir derdim yok. Ama sen ya bu duvarın ardında her gün mutsuzluktan ölmeye devam edersin ya da istediğin olur. Feraye ile Ateş'in arasını bozup o kızın buradan gitmesini sağlarsan konakta sana bir oda açarım. Uzatırsın ayaklarını, keyfine bakarsın. Kızlar da sana hizmet eder. Gelinin annesi olarak kurum kurum kurulursun. Ha bu arada bir de seni herkesle dünürüm olarak tanıştırırım. Ne diyorsun? Peki. Tamam Gülfem Hanım. Zaten en baştan beri bütün amacım buydu. Öyle değil mi? Evet. Güzel. O zaman vakit kaybetme. Bir an önce bir yol bul, bitir bu işi. Tamam. Abicim biz bankaya gitmeyecek miyiz? Bizim burada ne işimiz var ya? Bir anlatır mısın bana? Welcome to Potato Bank. Ortağım. Espri yaptım da gülsene. Çok güzelmiş, çok. Mizah dolu bir espri. Maşallah. Paraları demek buraya gömüyorsunuz. He. Ural abim zamanında bir sürü arazi aldı buradan. Ben de bir işe yarasın dedim. Nasıl fikir? Dahyane.
Oranın kaynağı toprak yani. Hani toprak ana bereketi geliyor böyle minik. Bir şaka yapayım dedim ama olmadı mı? Bir çeşit illegal. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Yok abi, ben seninle neden dalga geçeyim ya? Ben öyle espri mahiyetinde söyledim. Abi senin gideceğin çok iyi ya. C1 seviyesi mi? Ya, C1 falan olmasa da fena değil yani. Şimdi yaş bende o zamanlar 28-30 civarında. Odesten de yeni çıkmışım. Ne yapayım, ne edeyim dedim. Bastım gittim Alanya'ya. İşte ayıp söylemesi orada bir İngiliz hanımla takıldık. Ondan öğrendim yani. Anı var, anı var tabii. Güzel. Çok güzel. Ablaya ne oldu? Rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Amin. Abi ne kokuyor bu ya? Naftalin katıyoruz. Neden? Böcekler yemesin diye. Nasıl fikir? Daha yani değil mi? Bak, senden de bir gelime kaptım. Smart adamımdır. Çok. Çok smartsın abi. Hadi bu kadar koy yeter. Yürü gidiyoruz. Hayır Azal. Hiç tadilat yapılacak gibi değil. Ben biraz uzanacağım şimdi, sonra konuşuruz, tamam mı? Ben de seni seviyorum canım. Seneye okulun bittiği zaman annenin gelinliğini dolaptan çıkarıp üzerine göre hazırlamanı istiyorum. Ve bir daha bu yüzüğün parmağından hiç çıkmamasını. Evlilik provası gibi düşün. Ya ama. Her şey olumlu gözüküyor. Okan, benim bu hesapları bir daha kontrol etmeme gerek yok değil mi oğlum? Tamam bu hesaplar? Tam bir rapor bu. Burada ne görüyorsan o abi. Yani sen imzayı attığın andan itibaren yani biz üretime başlayacağız. Peki. Ben de buradayım yalnız.
Hı hı. Hepimize hayırlı olsun. Ne oldu? Böyle göz kurulu başladı da bende bir. Bazen acıyor. Sarp Doğan geldi Ömer Bey. Kim ki o? Şoför olarak başvurmuştu efendim, referanslı. Aa, tamam. Beklesin, geliyorum. Yo yo. Siz gönderin bir de ben bakayım. Kimdir nedir? Bir bakalım. İyi. Tamam. Buyurun. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler oğlum. Konağın adresini al. Odan göstersinler. Bir deneyeceğiz bakalım seni. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Düzgün bir tip. Umarım güvenilir çıkar. Referans kim? Eski bir ahbabım. Ya hadi çağırın milleti de kim gelecekse işimize bakalım. Sen hasta mısın ya? Niye laftan anlamıyorsun? Ya Yaman yeter ya. Çocuk gibi azarlayıp durma beni. Ben de insanım yani. Hatırlatayım istedim. Onurum gururum var. Ya laf dinle o zaman. Bağırttırma. Nereye gidiyorsun sen? Gene arabada mı uyuyacaksın? Sana ne? Sana ne? Bak bana yaklaşma. Senden de tek istediğim bu. Benim de isteklerim var. Saçmalama. Kına gecesi istiyorum. Anlayamadım. Feraye kına yakılacak bu akşam. Ben de bindallımı giyip kına yakmak istiyorum. Ne yapıyorsun ya? Tamam yeter ki benden uzak dur. Annenle konuşacaksın. Yaman! Yaman! Yeter be yeter. Ben sustukça, kibar kibar davrandıkça iyice abarttın. Beni pestil gibi ezemezsin, tamam mı? Kına gecesi istiyorsam kına gecesi olacak. Konuşacaksın annenle. Git kendin konuş. Allah'ın cezası bindallını mı giyiyorsun? Kına gecesi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan yap, düş yakamdan. İstemedim seni işte. Öyle mi? Dün istedin, bugün vazgeçtin. Elde edince bir önemim kalmadı yani. Uzaktan seviyordun beni. Sen cidden hastasın. Hasta olan sensin. Bana dokunamayan sendin, unuttun herhalde. Kapa çeneni. Annen kış bahçesinde, kimse yok evde. Şu halimize bak Yaman ya. Ya biz ne kadar güzel aşıktık birbirimize. Romantizm yaşıyorduk. Ne hale geldik biz? Beni de delirttin ya. Ben boğuluyorum artık, tamam mı? Boğuluyorum. Uzatma. Bu kadar mutsuzsan çeker gidersin, tamam mı? Boşanırız, her şeyi de veririm sana. Bir daha sakın bu cümleyi söyleme. Asla boşanmam senden. Sonsuza kadar kocamsın. Duydun mu beni? Bu evde benim kocam olarak öleceksin. Odan burası. Eyvallah, sağ ol. Bu nasıl bir şoför? Nesi varmış? Yakışıklı. Sen hem elinin adamına bakıyorsun hem bana mı söylüyorsun nesi? Kemiğini kırarım vallahi şimdi. Saçmalama be. Yani şimdi ne, gözümün gördüğü şeyi ben yalan mı diyeyim? Kör müsün? Yakışıklı ama yani mevzu o değil. Biraz böyle şey gibi, bir tuhaf yani, böyle çok düzgün konuşuyor, valizi falan böyle bir güzel. Evet, biraz bakımlı, zengin tipli de. Evet, evet, evet. Sen hadi git içeri,
Ben ifadesini alırım. Hadi. Tamam Nesrin, hadi. Hadi bak. Sen bizim buralardan değilsin. Nereden geldin? İstanbul'dan. Bir tanıdık falan, akraba falan mı var yoksa yolun mu düştü? Bir tanıdığı ziyarete gelmiştim, işsizdim öyle. Buranın da şoföre ihtiyacı varmış, o yönlendirdi yani. Saatin de maşallah var ha, bir 20-30 bin vardır herhalde. Replika ya bu. Af buyur. Taklit yani, orijinal değil. Ha replika, biliyorum evet. İyi istirahatlar o zaman size. Yarın işbaşı malum. İyi dinlenin. Görüşmek üzere. Eyvallah. Kapıyı da bir zahmet kapatırsan. Hı hı, tabii. Tamam, ağlama artık. Ama anne şaka değil bak. Gerçekten... çok kötüyüm. Kalbim benim çok acıyor ya. Niye yalan söyledin bana? Kocam bana dokunmuyor diyemedim. Kendim bile inanmak istemiyorum ki. Kahroluyorum ya. Tamam, alışır zamanla. Senden başka çaresi olmadığını anlayınca yola gelir. Herkes bir şekilde bu hayatta kaderini yaşar. O ne demek şimdi? Neden benden başka bir çaresi yok ki? Yani ölene kadar benim kocam olacaksın falan dedin ya. Ondan öyle dedim. Ha. Evet. İyi dedim değil mi? Çok güzel dedin hep de. Annem. Barıştık mı? Affettin mi beni? Sırnaşma. Gözünün yaşına dayanamadım o kadar. Yoksa öyle kolay kolay affedilecek bir şey değil yaptın. Annem. Mis kokulum. Ya ben sensiz ne yaparım ya? Ne olur affet beni. Vallahi cahilliğimden yaptım. Hor görürler diye. Kim hor görecek seni? Cemile'nin kızısın sen. O Gülfem'in söylediklerine sakın inanma. Sakın kanma ona. Sen affet beni. Sen ne dersen onu yapacağım söz. Ne olursa, ne söylerse gelip bana anlatacaksın. Tamam. İstemedi seni başta. Sonra döndü. Neden? Korktu çünkü benden. Seni yalnız bırakmak istedi. Olabilir. Ya olabilir diyorsun hala. Saf saf konuşma Aleyna. O kadın seni kocandan ayırmaya çalışıyor. Anla bunu artık. Annenden başka dostun yok. Sakın unutma bunu. Haklısın. Özür dilerim. Bir daha beni bırakma, tamam mı? Bırakmayacağım tabii. Ne zorluklarla büyüttüm ben seni. Sadece ikimiz. Geri kalan herkesin canı cehennem. Abi. Uzunca bir süre ortadan kayıp olsan gene, ha? Hiçbir yere gitmiyorum. Ne yapacaksın? Aşkının ızdırabına baka baka geberecek misin? Ne yapacaksın? Ben ne yapacağımı biliyorum. Bana da söylemek ister misin? Abi bak, bana panik atak teşhisi konu, tamam mı? Ben bunca derdimizin tasamızın arasında sana söyleyemedim ama ben ilaç kullanmaya başladım ve gerçekten iyi değilim. Stres yapmamam lazım. Bak 23 yaşında kalp krizine yakın bir şey yaşamanın ne demek olduğunu öğrendim. Anladın mı? Kesemiyorum, kesemiyorum. Boğazıma kadar buradayım ya. Boğuluyorum ya. Aa, hareket aldı. İlacımı da unuttum. Abi ya. Abi daralıyorum ya.
Yok yani olmaz bu. Tam ortadan gitmiş. Dantel zaten normalde ek atmak lazım ama belli olur. Neyse tamam hadi artık hazırlanman lazım. Ben de kıyafetimi yanında getirdim. Hazırlanma keyfi. Ha? Daha var ya. Ya hayır hadi ne olur. Hazal. Sanki en mutlu günümmüş de kapris yapıyormuşum gibi davranıyorsun. Tamam özür dilerim. Ama ne yapayım ya kıyamıyorum sana. Kafam allak bullak oldu yani. Ne yapsam da her şeyi düzeltsem hiçbir fikrim yok. Mayın tarlasında piknik yapıyormuş gibiyiz kızım. Her şey iyiymiş, yolundaymış gibi davranmak iyi hissettiriyor. Sana da öyle gelir sanıyorum. Ya benim derdimi dert edinen o güzel yüreğinden öperim seni ya. Kızım sen benim canımsın. Tabii ki senin derdin benim derdim. Sen de benim canımsın. Hadi kalk. Hadi ne olur. Hadi. Tamam kalkıyorum. Şu arkadaş hayatımızda yok diye düşünüyorum. Tabii ki de yok. Tabii ki de. Tamam. O zaman sende kırmızı bir elbise vardı. Onu uydururuz. Kına da kırmızı giyilir çünkü. Öyle bakma. Hafif bir makyaj. Saçını da yaparım. Tamam. Okey. Hadi bakalım. İyi akşamlar Ateş Bey. Ya sizinle biraz konuşabilir miyiz? Konu? Annenizle ilgili. Gel. Çetin, Çetin Allah rızası için masalar nerede? Biz milleti yanına mı kuracağız masaları ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Daha erken bir sakin ol. 9'danmış millete. Allah Allah. Bunlar senin akrabaların gibi görgüsüz mü erkenden gelsinler? Şimdi Cemile abla gibi şey diyesim geldi. Hangi sarayın paşası konuşuyor? Sen benim akrabalarımın saç teline kurban ol be. Şeytan görsün hepsinin yüzünü. Allah'tan hepsi İstanbul'da da burada rahat ediyoruz. Bana bak. Yine öyle hasetlenip ortalığı birbirine katma. Yemin ediyorum saçına yapışırım ha. Sen kimin saçına yapışıyorsun ya? Doğru konuş benimle. Allah Allah. Konuşmazsan ne olur. Artık biz de dünürüz. Öyle diklenmek yok Aleyna Hanım. Kızlar. Gülfem Hanım ne demişti hatırlıyor musunuz? Burada duyduklarınız, gördükleriniz burada kalacak. Hadi. Çabuk. Annem sana tam olarak ne dedi Cemile? İşte ay ya asabım çok bozuk. Yani ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Cemile söyle. Ferah ile Ateş'in arasını boz. Tövbe tövbe. Sana konakta bir oda. Hmm. He dedim ben de. Ne yapayım? Hayır ne yapacağım da bozacağım bilmiyorum ki. İstesen bulurdun bir yol. Yok. Yok vallahi hiç öyle bir insan değilim aslında. Yani Muhsin Aycı'dım ben. Çok düşkündür kızına. Bir duysa hamile olduğunu adamı bu sefer komple kaybedir. Özel nasıl olsa emin olun o da benim yaptığım gibi yapardı. Hayır demedi ki bana Ateş Bey'in bebeği diye. Sibel tamam uzatma. Ben hallederim. Ama ne olur yani siz tabii daha iyi bilirsiniz de usturbunca bir konuşsanız. Yani benden bilmesem uğraşamam çünkü. Hem biraz çekinir belki. Benim kızım çekiyor. Feraye çekmesin onun kahrı. Ondan ben o akşam sizi söyledim. Yani kızıma çok eziyet ediyor. Hırslandım biraz. Sizin de canınızı sıktım. Ama insan ne çekiyorsa böyle sevdiklerinden çekiyor işte. Önünü arkasını sorgulamıyor çünkü. İnanıyor ne deseler. Neyse ben de mutfağa ineyim. Malum kınamız var. Misafirler de gelir birazdan. Var mı başka bir isteğiniz?
gidebilirsin. Teşekkür ederim Ateş Bey. Abi nereye? Bahçeye ineceğim, gelme peşimden. Ya hayır, eve geldiğinde ilk gittiğin yere gidiyorsun şu anda. Koş koş, belki balkona çıkmıştır. Okan, defol. Bir dakika. Abinle konuşabildin mi? Yani ağzından laf alabildin mi? Ne yapmayı düşünüyormuş? Bilmiyorum. Tamam mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gittim, konuştum. Benimle konuşmuyor. Ben sana ona engel olacaksın demedim mi? Nasıl yapacağım? Ben küçük şeytan olarak aldım takkemi, koydum önüme. Ama bir sonuca varamadım vallahi. Sen baş şeytan olarak bana biraz akıl vermek ister misin? Gerçi bir şey yapsaydı yapardı. Benim söylediklerimi söyledin mi ona? Evet. Evet. Sen konuşursan o da konuşulmuş falan dedim. Ya biraz mantıklı düşündüyse ikna olur. Ablacığım artık kısmet, tamam. Ben bilmiyorum çünkü. Freni patlamış, kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorum ben. Dikkat et de duvara toslama. İnşallah içinde sen de olursun. Ben senin düşmanım değilim anne. Niye bana öyle davranıyorsun? Öyle mi? Ne yapmışım sana ben? Sevdiğim kadına saygı duymuyorsun. Senin için hizmetlinin kızına kına yakacağım. Daha ne yapayım? Aynı şeyi yapıyorsun, yapma. Ne yapıyorum? Yapma. Çok mu kıymetli bu kız senin için? Anneni üzecek kadar. Benim mutluluğumla da mutlu olmak bir seçenek. Çok seviyorsun ha? Annenden çok. Sen annemsin. Ama o da benim karım olacak. Benim de bir hayatımın olduğunu artık kabullen lütfen. Ve ben hayatımda böyle gereksiz gerginlikler, üzücü kırıcı olaylar yaşansın istemiyorum. O yüzden lütfen kendini toparla. Sınırlarını bil. Bizi yıpratma. Ağlama artık. Ağlamayayım. Ağlamayayım öyle mi? Oğlum karşıma geçmiş. Zavallı bir kız için. Bana sınırlarımı hatırlatıyor. Ağlamayayım ben öyle mi? Anneciğim ben kaç yaşında adamım? Senin bana bu konuşmayı yaptırmaman gerekiyor. Senin için. Senin için her şeyi yaparım ben. Ama görmüyorsun, görmüyorsun oğlum. O kız olmaz. İstemiyorum o kızı. Böyle yaparsan ben Feraye'yi alır giderim buradan. Hasta halimde. Bırakacaksın beni öyle mi? Gel bakalım.
kadar sevdiğimi biliyorsun. Ben senin için döndüm buraya. O yüzden seni asla bırakmam. Ayrı bir yer tutarım. Ama sen benim evime gelemezsin. Çünkü belli ki karıma saygı duymayacaksın. Ben de ondan sana saygı duymasını isteyemem. Ben gelir görürüm seni. Ama... bütün bunları engel olmak senin elinde. Karar senin. Oldun be. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Canım benim. Dışarı gel. Ya Yaman yeter artık ya. Git şuradan oğlum ya. Git şuradan oğlum ya. Dışarı gel dedim. Konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Olay mı çıksın istiyorsun? Rezillik çıkarırım bak. Babam yukarıda Yaman, yapma. İyi. Gel o zaman. Sen kal. Tamam sen kal. Geliyorum. Ya sen böyle bir manyaktın. Biz bunca zaman nasıl anlamadık ya? Bir daha beni babamla tehdit etme. Duymasından korkan sensin. Senin gerçek yüzünü görürse mahvolur. Değil mi Muhsin amca? Sus. Sus artık Yaman, ne olur sus ya, sus. Ne oluyor burada? Feraye'nin eski sevgilisi evleneceğini, bu gece kınası olduğunu öğrenmiş. Olay mı çıkaracakmış? Burada mıymış? Evet, burada. Aynen öyle yapacak. Bunu Feraye söylesin. Artık konuşmak zorundasın. Bence söyle. Senin ağzından duymaya hakkı var.